İyi geceler efendim. Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özar'ı, Semih Öztürk, Sema Aydemir'le birlikteyiz. Ünlüler takımını tebrik ediyoruz. E, gönüller takımını tebrik ediyoruz özür dilerim. Bugün hem ödülü kazandılar hem dokunulmazlığı kazandılar ve Gonca'nın ismi Pota'da çıktı. Ama konseyde o kadar çok olay konuşuldu ki. Şimdi öncelikli olarak şu mevzuya girmemiz gerekiyor tabii ki. Gonca Çağrı'nın kaptanın çantasını karıştırmakla suçladı. Ondan sonra Çağrı Gonca'ya SMS sıralamasını içeri girip açıklamakla suçladı. Bunlar ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın Acun abinin müdahaleleri oldu. Bunları değerlendireceğiz. Hemen sözü Murat Özer'e veriyorum. Öncelikle iki tane oyunu kazanmalarını mı konuştuk? Tabii tabii abicim. Tabii. Tamam. Şimdi sevgili Furkan Dede, ee, bu gece gönüllerin gecesi oldu. Evet. Neden dersen ...10'a 8 market oyununu... ...10'a 7'de dokunulmazlık oyunu kazandılar... ...ve gönüller çifte zafer kazandılar... ...ve gönüller için şöyle diyebiliriz... ...bir döndüler, bir döndüler... ...yani inanılmaz bir dönüş... ...ve e, 6 oyun kaybettikten sonra... ...6 oyun kaybeden bir takım... ...gerçekten yıkılmıştı gönüller takımı... ...çünkü psikolojik olarak sen 6 tane oyunu üst üste kaybedersen... ...doğaldır yıkılman... ...fakat sonra ne oldu... ...bir anda tekrar döndüler ve 3 oyun üst üste kazandılar... 3 oyun üst üste kazanınca da şu anda gönüllüler gerçekten çok iyi bir geri dönüş yapmış oldular ve bana göre Dora'nın kaptanlığı da gönüllere inanılmaz yaradı. Dora kaptan olduktan sonra 3 oyunu üst üste kazandılar ve o 6 oyunluk çok kötü gidişatı tekrar geri getirmiş oldular. Bu yüzden de Doran'ın kaptanlığını da ben bayağı bir beğendim. Peki geldiğimiz zaman ha pardon Reşat Şovu unutmayalım. Hı hı. Reşat da bu gece şov yaptı özellikle dokunulmazlık oyununda. Reşat arkadaşlar inanılmaz kamçıladı. Onlara inanılmaz bir özgüven verdi ve kendisi de belki de Reşat da Survivor başladığından beri bu kadar iyi olmamıştı. Reşat'ın da gecesi oldu diyelim ve bundan sonra Reşat eğer bu performansını devam ettirirse Ünlüler için büyük tehlike olmuş olur. Reşat 3'te 3, Berkay da 2'de 2. Berkay'a da çok kısa değinelim. Reşat'a değindik. Berkay da geldiği günden beri zaten iyiydi benim gözümde. Bu gece daha da büyüdü ve Berkay da bundan sonra aynı Reşat gibi gönüllü takımına çok büyük destek vereceğini düşünüyorum. Peki ünlülere gelelim. Ünlülerde iç savaş artık doruk noktasına ulaştı. Batuhan'la Öykü arasındaki iç savaş ve Çağrı ile Gonca arasındaki iç savaş. Bu dörtlü arasındaki iç savaş bu geceki bu iki oyunun kaybedilmesinde bana göre en büyük faktör. İç savaşı da zaten biraz sonra izin verirsen konuşacağız. Evet, evet Sema'cığım sen nasıl değerlendiriyorsun genel olarak? Gönül takımını tebrik ederim. Reşat'ı tebrik ederim Berkay'ı. Aleyna Çalışkan'ı çok iyiydiler. E, inançlıydılar i̇nançlıydılar ama ben konsey benim olayım. Konseyde çok şaşırdım. Hı, hı. E, hem yarışmacı olarak hem izleyen olarak hem e, ekip olarak baktığın zaman Survivor'ın kuralları vardır. Evet. E, ve hayatın gerçekleri vardır. Yarışmanın gerçekleri vardır. E, bütün yarışmacılar bilir ki artık izleyenler de bunu çok net biliyor ki... ...açlık çok zor bir şey ve orada o kadar büyük bir açlık yaşıyorsun ki... ...hayatında yani kimsenin malına mülküne asla bir dilim ekmeğe bakmayacak insanlar... ...gerçekten yarışmacı psikolojisi ister. Ve orada gelen misafirlerden, ekip arkadaşlarından... Şimdi şöyle yapalım istersen. O bir buradan tabi izleyenlerimiz Heh. için de bir tazelemiş olalım. Ee, Gonca'nın şöyle bir iddiası oldu. Oyuna giderken yüksek ihtimalle evet. kaptanın çantasını Çağrı'nın açmaya çalışıp karıştırdığına yönelik bir itamda bulundu evet. Çağrı'ya karşı. Çağrı ben kaptanla şakalaştım dedi. Niye böyle bir şey yaptın diye Gonca ben bu davranışı doğru bulmuyorum dedi. Bunun üzerine Çağrı ile bir atışmaları oldu. Çağrı'ya karşı argo söz kullandı. Çağrı bana argo söz kullandı dedi Gonca. Çağrı da ben kesinlikle de dedi annemin üstüne yemin ederim. Argo söz kullanmadım dedi. Ondan sonra da Çağrı Gonca'nın <laughs> <laughs> SMS sıralamasını <laughs> içeri girip de ki biz bunu Survivor Ekstra masasında çok konuşuyorduk. Yeni gelen yarışmacıların yani sonradan gelen yarışmacıların içeri SMS sıralaması bilgilerini verdiğine dair bu konu açıldı. Evet. Ee, ve bu durumun içinde gerçekten insanlar e, kim olursa olsun Acun Bey'den çocuklara... Ya ekipteki herkes hiç orayı bilmeyen insanlar bile yarışmacı önünde ne bir şey içerler ne bir şey yerler. Çünkü yarışmacı aç ve canı ister. Ve yarışmacı herhangi bir yerde bir ekmek görürse çalmak isteyebilir. Çünkü çok büyük bir açlık var. Ya da yemek, "Aa acaba bu çantada bir bisküvi var mı?" gibi çalabilir, çalmak isteyebilir. Çok insani bir şey. Yasak evet, doğru, yasak ama insanoğlu açlıkta çalabilir. En en düşman olduğun yarışmacı dahil en büyük düşmanın birisinin çantasından ya da işte oyun alanında bulduğu bir, yani bulamazsın gerçi ama bir bir şey çalmaya kalktığı zaman düşmanın bile olsa asla onu bu konuda konuşamazsın ve hele konseye bunu taşıyamazsın. Ya yani bu konseyde konuşulacak bir şey değil. İnsanlar bunu yapabilir. Ya, dürüst olalım da o Semih de biliyor. Hani Murat abi bilmez ama Hepimiz çalmaya çalıştık ya açız hepimiz çalmaya çalıştık yarışmacı ister ekmek ister işte pirinç görürse orada ne bileyim. Yani şu kesinleşmiş bir bilgidir diyebilir miyiz Survivor yarışmacıları Çalma, yemek çalmaya çalışır. Çal yemek çalmaya evet. çalışır evet. Çünkü ya ben size bir şey söyleyeyim mi İsim vermeyeyim çok önemli bir şey değil ama konseyin önünde bekliyoruz ee, bir tane tavuk geziyor böyle kara kuru tavuk bile değil bir yaratık gibi bir şey Yemin ediyorum size ağzında şu kadar bir ekmek parçası bulmuş. Çok yakın hepinizin çok sevdiği arkadaşım gitti onu aldı ve ağzına attı biliyor musunuz? Şu kadarcık bir ekmek parçası. Açlığı tahmin edin. Yani öyle bir durumda çağrı çalmak da isteyebilir. Ama bu konseyde zaten işte ben çekindim. Ben tedirgin oldum. Biraz bel altı vurma oldu Bu değil bel mi? altı vurmak. Bunun başka bir anlamı yok. Bu bel altı vurmak. Yani bir de öyle bir şey ki adın çıkacağına gerçekten canın çıksın. Agresif hareketleri oldu. Evet kızgınlıkları oldu. Şu an direniyor yapmamak için söz verdi. Ama bugüne kadar çağrının hangi kadın yarışmacıya böyle bir saygısızlığı oldu? Yani öyle bir duruma getiriyor ki ben tedirgin oldum. Ne yapacağımı bilemedim. Olay ne olaya bakıyorum. Öyle tedirgin olacak bir şey yok. Olay direkt şey gibi oldu, yani sanki Çağrı bir kadın yarışmacıya çok büyük bir tepkide bir şeyde bulundu ve işin sonu kötü olacak, sessizliği tercih ettim. Ben burada Gonca'ya gerçekten kınıyorum ya, kın 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 kınıyorum yani kın, çok kın, üzüldüm, Ça ya, o duruma çok üzüldüm. Sonrasında Çağrı zaten bunu duyar duymaz söyledi söyleyeceğini, bunu az çok herkes... Düşünmüştür bence. Düşünmüştür zaten. ama Çağrı'nınki de bel altı vurma. O da bel altı vurma. Bu da bel altı. Ama şöyle de bir gerçek Kısasa var. Kısasa Madem dedi. o kadar sen kuralları biliyorsun, sen o kadar dikkat ediyorsun, kuralcısın ve hak geçmesin diyorsun. Burada en büyük hak geçmesi nedir biliyor musun? Bir yarışmacının bir dilim ekmek çalması ya da bir bisküvi çalmaya çalışması değil. Senin yarışma dışından bir şeyi bilip kiminle arkadaş olacağını seçmen, <laughs> kimi sevmeyeceğini seçmen, Türkiye'de kim daha iyi durumda, kim kötü durumda... Bu şansı vermek büyük bir haksızlık. E madem o kadar sen dürüstsün, bu kadar hani dikkat ediyorsun, bunu yapmaman gerekirdi. Yani burada tabii ki yaşadığımız olaylarda çevremizdeki arkadaşları bazı noktalarda kötü bir davranış gösterdiğinde uyarmamız normal bir durum. Çok ama, normal. Ama Survivor'da yemek için bir mücadeleyi gidip de konseye taşımanın yani çağırdım burada aslında çok da ahlaksız bir durum yaptığını düşünüyorum. Ya bak yaptığı yanlış. Bak bütün şu an Yaptığı bütün soru var yarışmacıları. Bak hepsi adına konuşuyorum şu an. Gelmiş, geçmiş bütün soru var yarışmacıları hepsi Gonca'ya şöyle bakıyor. Bizim adada olacaktı var ya diye. Hepsi evde izlerken şu an eleştiriyorlar. Çünkü bu gerçekten olmaması gereken bir şey ve hele konseyde hiç. Evet Cem. Reşat'ı tebrik ediyorum. 5'te 5 yaptı bugün ödül oyunu artı dokunmazlık. Sonra Berkay 4'te 4 yaptı. 2 oyun toplamına bakıyorum ben. Merve 4'te 4 yaptı. Bir isim var Dora 4'te sıfır yaptı. Onu sıfırcıyı da söylemekte fayda var. Söyleyelim. <laughs> İyileri de söyleyelim. Kötüleri evet. de söyleyelim. Dora da biz fragmanda görüyoruz. Farklı şeyler söylüyor. Zaten böyle olur. Performansı düşen yarışmacının söylemleri sertleşir. Başka yerlerden oyundayım demeye çalışır. Hmm. Ama e, o yarının konusu bugüne gelecek olursak Bugün iki tane olay var. Bir Çağrı'nın ifşası ve bir Gonca'nın iddiası. İddiadan da öteye geçti aslında. İddia şöyle oldu. Çağrı da onayladı bunu ama Çağrı o şekilde onaylamadı. Ee, Gonca'nın e, geldiği haftaya bakıyorum. Goncaya ya dördüncü ya beşinci hafta geliyor. Çünkü beşinci hafta ünlüler takımı e, dokunmazlığı kaybediyor ve Gonca'nın SMS'e girdiğini görüyoruz biz. Ama dördüncü hafta ünlüler kaybetmiş göremiyorum. Şey, ünler kazanmış göremiyorum. Gonca ne açılmamış. O yüzden ya dördüncü hafta ya 5. hafta Gonca yarışmaya giriyor. Girdi. Ya. Girene kadar ikinci hafta ve üçüncü hafta ünlüler kaybetmiş. Önümüzde iki tane liste var. Gonca bu listeleri gördü. Burada SMS'e girmemiş çünkü. İkinci hafta ilk defa ünlüler <laughs> takımı SMS'e girince Çağrı 8. Sonlarda onun altında Cemal Hayrettin Barış var. Üçü de gitti yarışmadan. Şu an sonuncu olarak görüyor Çağrı'yı. Üçüncü hafta ünler takım SMS'e girince altında, çağrının altında bir tek Sergen, Merve ve Melis var. Hayrettin, Barış var. Onlar gitti zaten. Yani Gonca... Merve ile Melis'e hedef alamaz. Şunu Geldiği zaman şunu söyleyebilir miyiz? O geldiğinde çağrı altlardaydı. O yüzden onun hedefi çağrı. Evet. Şu an zaten ikinci haftada Merve ile Melis düşük değil. Üçüncü hafta bir düşüyorlar. Fakat şu an Merve ile Melis de hedef alamaz zaten. Şu an Gözüne kestirdiği isim çağrı. SMS'ini düşük görüyor. Artı adamın bir agresif tutumları var. Buradan vurmayı deniyor. Artı çok güzel de bir konu yakalamış. Adamın üzerine atıp adamı itibarsızlaştıracağım bir konu. Çok ağır bir itham, hırsızlık. Söylemese bile olayı oraya getirdi, ima etti. Bir de sanki şey yapıyor bak. Arkadaşça davranıyor. Çağrı abi yapma. Başın belaya girer. <laughs> Gonca sizce gerçekten çağırıyor orada uyarırken samimi mi? Değil. Bence değil. Samimi olsa gelip konseyde bunu açmaz. Onun çağrı eğer, bak çağrı eğer Gonca'ya e, saygısızca bir hareket mi yaptı? Gelir, madem hırsını alamadı Gonca, gelir kamera arkasında birine şikayet eder. Der ki birinin çantasını karıştırmaya çalıştı vesaire falan filan. Değil mi Gonca? Hı hı. Ama sen Gonca bunu yapmıyorsun. Sen üç gün beklemişsin, konseyde bunu açıyorsun. Ve sen az önce dedin ki ikisi de bel altı vuruyor. Hayır. Çağrı'nınki ki bel altı, ki ifşa. Ama Gonca'nın ki hırsızlıkla itham ediyor. Bak bu çok daha ağır. Ve Gonca bel altı. ki de belaltı. Sen... bel altı. Bel, altı değil mi görmüyorum ben. Bel altı görmüyorum. Şimdi, o Ama zaman şimdi fark yorum Ben de onu bel altı. Çok etik görünmeye kural çalışıyormuş kural gibi kural Şimdi burada şöyle bir durum var. Bir dakika sen kural, kural, kural girdin, sen girdin Survivor'a bir ay sonra diyelim ki SMS aramasıyla ilgili bize bir bilgi verdin. ben de bunu konseyde açıkladığım zaman bu da bel altıdır. Bu kural ihlali. Kural ihlali. Tamam, ben bel, yani kural ihlali veya de ips kural ihlali bence o ikisi de bel altı. Ben öyle görmüyorum. Ben kural bir kural ihlali var. E, Gonca da bunu e, yapmış Çağrı bunu söylüyor. Aslında onun da çok etik birisi olmadığını söylüyor. Evet. Yani, evet ben değilim yani, ama o sanki çok etik. Zaten hacun abi konuyla ilgili noktayı koydu. Ben çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Ama Gonca'nın kilit bir cümlesi var. Diyor ki gelmeden oraya başka bir şey söyleyeceğim. Çağrı diyor ki biz şakalaştık. Kaptanla göz göze geldik. Çağrı da samimi değil burada. Çünkü hırsızlık gibi bir kavramla anılmak istemiyor. Çağrı da böyle olayı şakaya vurmaya çalışıyor. Aslında kaptanla, kaptana şakaya vurmaya çalışmıyor. Konseyde şakaya vurmaya çalışıyor. Çağrı belli ki oradan bir yemek falan aramış olabilir. Ben de gördüm. Sema söylüyor ama benim hiç hoşuma hiçbir zaman da çalmadım. Ben yapmadım. Yapan yelten ben yarışmacılar oluyor. Evet, olabilir. Bana hiç etik gelmiyor. Yapan yarışmacı oluyor. Kimseye de gidip söylemedim şu yaptı, bu yaptı. Diye. Beni ilgilendiren bir konu değil. Kendi vicdanımla baş başa bırakırım yarışmacıyı. Çağrı burada yeltenmiş ama Gonca'nın bir ifadesi var. Ne diyor biliyor musunuz? Zaten diyor çanta küçücüktü. O çantada yemek olma ihtimali yok. Daha da ağır bir şey söylüyor. Madem yemek olma ihtimali yok, para mı çalacak? Para çalsa Çağrı parayı ne yapsın? Ne yapacak? Adada yani Gonca öyle bir itamda bulunuyor ki çok ağır bir itam, hiç hoş bir itam değil. Zaten konuyu oraya getirdi ve Gonca sen samimi olsan eğer gerçekten Çağrının sana e, bir saygısızca bir ifadesi olduğunu e, söyleyip konuyu sadece orada bıraksan biz anlarız, kırıldığını orada anlarız. Sen bunu söylemiyorsun ki sen başka şeyler anlatıyorsun. Çağrı abi bana şunu dedi, ondan kırıldım. Sen onu anlat. Sen niye çantalar, mantalar, onlar, bunlar, kaptanlar nerelere getiriyorsun Gonca konuyu sen? Teknede şöyle bir olay oldu. Aramızda bir şey oldu. Çağrı abi beni tersledi. Söyle bunu söyle.